Selam. İkinci bölüm incelememde üçüncü bölüm için karakter analizi yapacağımı söylemiştim ama henüz karakterleri tam olarak oturtamadık. Hala eksik olan bilgilerimiz var. Bu bölüm Aslan'ın diğer yüzüyle karşılaştığımız bir bölüm oldu. Sürat motoru gibi hızlı giden çiftimiz hiç hız kaybetmeden tam gaz devam ediyor. O zaman biz de hiç hız kaybetmeden tam gaz devam edelim. Geçtiğimiz bölüm Devin Aslan'a evlenme teklif etmişti. Bu bölüm ise karşımıza bir evlilik sözleşmesi çıktı. Hülya Hanım'ın tüm manipülasyonlarına karşı dayanamayan Aslan, mecburen eniştesine de imzalattıkları iş bu sözleşmeyi Devin'e sundu. Olaylarla geçen bir üçüncü bölümü izledik. Aslan'ın babaannesi kayboldu. Tabii bütün aile aramaya başladı. Şaşırmayacağımız bir nokta, babaanneyi Devin buldu. Alzheimer hastası olan bu kadın Devin'i annesi yerine koydu. Psikolog gelinimiz tüm soğukkanlılığıyla olması gereken gibi durumu yönetti. Hülya Hanım bu sahnede tahtının sarsılacağını biraz daha net hissetti. Bununla ilgili de Devin'e zaten lafını söyledi. Bir psikolog durumu nasıl yönetmesi gerekiyorsa o şekilde yönetti. Bunu bu kadar içselleştirmek doğru değil bence. Sonuçta babaannenin bir rahatsızlığı var ve bunun karşısında bu gibi hastalıklarla ilgilenen, alanı bu olmasa da insan psikolojisini dinleyen bir insanın soğukkanlı davranması çok da garip değil. Ama Hülya Hanım bunu kişisel algıladı ve bu noktada bence yanlıştı. Leyla ve Ceylan'ın destekleyici tavırlarından da rahatsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hülya Hanım otoriteyi seven bir kadın. Her şeyi kendi yönetmek istiyor. Bunu da bize gayet iyi hissettiriyorlar. Absürt bulduğum birçok nokta var. Ama olur öyle şeyler deyip üstünü örtüyorum. Leyla'nın Devin'e yardım etmek istemesi doğal bir durum bence. Sonuçta Leyla annesinden çok çekmiş. İlerleyen dakikalarda bize anlattıkları eski sevgili mevzusu annenin bunu kabul etmediğini ve eski sevgilinin hazin bir ölümle Leyla'dan koparıldığını anlatıyor. İlk bölüm gördüğümüz Aslan'ın eski sevgisi Aysel'i takip ettiren ve kaza yapmasını sağlayan bir kadın, Leyla'nın da eski sevgilisini çok kolay harcamış olabilir. Muhtemelen de bu şekilde olmuştur. Leyla'nın Devin'e yardım etme teklifini durduran Hülya Hanım, Devin'e kendi kıyafetlerini giydiriyor ki onunla o da benim gibi olacak demek için. Bölüm içerisinde birkaç defa geçen güç zehirlenmesi söz konusu olabilir ama senaryo bence bu şekilde evrilmeyecek. Devin ve Hülya'yı ayıran noktalar çıkacak. Babaannenin Aslan'a Cihan demesi, Aslan ve Devin arasında Cihan meselesinin açılmasına olanak sağladı. Devin'e net bir şekilde Cihan'ın ona ulaşması halinde Aslan'a haber vermesini istedi. Zaten sabahına da Cihan, Devin'in kapısında bitti. Cihan'ın bu her şeyi parayla kapatabileceğini düşünmesi beni rahatsız etti. Devin bunu kendisine zaten sen benim birlikte olduğum adamın abisisin ve ben seninle terapi yapamam, bu etik değil diye açıklıyor. Ama laftan anlamayan abimiz balyaları masaya vurarak her şeyi satın alabileceğini düşünüyor. Bu duruma tepki yerindeydi bence. Aslan Devin'in hayatına biraz daha giriyor. Artık arkadaşlarla görüşme vakti. İkinci bölümde Aslan Devin'i nasıl arkadaş ortamına soktuysa bu bölümde Devin'in arkadaş ortamına girdi. İlişkilerle olması gereken de bu zaten. Yine bir partiye gittik. Bu sefer Devin'in arkadaşının çocuğunun doğum günü partisiydi. Ya arkadaşım, siz bir bölümde partisiz geçiremeyecek misiniz? Ben anlamıyorum. Cidden anlamıyorum. Size de tuhaf gelmiyor mu? 3 bölümdür cıptıs cıptıs oynuyoruz. Devin'in arkadaşının gitmek istediği mekana Aslan'ın bir mesajla rezervasyon yaptırması olağan bir şeydi. Sabahtan beri migren ağrıları tutan Aslan bu organizasyona katılmayacağını söylüyor ama herkesin ısrarıyla o da gidiyor. Devin'in ona yaptığı ufak bir masajla migren ağrıları biraz daha kesiliyor. Öncülerden önce gelen artçılar. Ben böyle keyfi yerine geldi derken bir dönüyor eniştesi bir kadınla aynı mekanda. Kendini tutmaya çalışan Aslan eniştesinin açık açık ablasını herkesin gözünün önünde aldatmasına daha fazla dayanamıyor ve olanlar oluyor. Korumaların etten duvar ördükleri hoş olmayan görüntüler izledik. Sabahtan beri sinirleri tepesinde olan Aslan hıncını eniştesinden alıyor. Yani bunu da Devin'in ve arkadaşlarının önünde olması çok hoş olmadı. Ama yapacak da bir şey yoktu. Devin Aslan'ın nasıl bir insan olduğunu, yani nasıl bir hayat yaşadığını zaten biliyor. Arkadaşlarının bunu yaşaması onlar için şok etkisi yarattı. Tabii Devin de kısa süreli bir şok yaşadı. Ama durumu çok çabuk idrak edip kendine söylenen arkadaşının sözlerini hiç dinlemediğini anladığım bir tavırla arabayı terk etti ve Aslan'ın yanına gitti. Aslan'ı kötü bir durumda bulan Devin, onu sakinleştirmek için kısa bir terapi yaptı diyebiliriz. Sabah tekrar Menemen'le uyandık. Bu sefer Menemen Devin'den. Evlenin de artık siz de rahat edin, biz de rahat edelim. Hayır, bu kadar hızlı gidiyorsunuz zaten. Sonunda evleneceksiniz. Ha bu bölüm olmuş, ha iki bölüm sonra olmuş. Güzel başladığımız şu dakikalarda moralimizi hiçbir şey bozamıyor. Devin ve Aslan cephesinde bunlar yaşanırken Cihan cephesinde Aysel'le bambaşka bir durum söz konusu. Babasının Cihan'a yazdığı mektubu bulan Aysel, soykan olmak için elinden geleni yapacak. Bir ihtimal Cihan da bunu kabul edebilir. İlerleyen bölümlerde Aysel ve Cihan'ın ilişkisini daha net gözlemleyebileceğimizi düşünüyorum. Aslan'a karşı bir
birlik olup onu rahatsız edecek durumlar söz konusu olabilir. Şimdilik bu ikiliyi bir kenara bırakalım. Aslan ve devine geri dönelim. Kafamızda bütün planlarımızı yapmış, her şey tıkır tıkır işliyor. Ati ve İbrahim amcanın planını öğrenen Aslan oyunu kurallarına göre oynuyor. Arkadaşını bir ziyaret ediyor ve durumu ona kendi dilince anlatıyor. Ati de korkacağı bir durum olmadığını, titrek İbo'nun ona hiçbir şey yapamayacağını söylüyor. Canım sen TV kanalı yönetiyorsun ama bu adamların arka bahçesi balçık. Batarsın. Neden böyle şeyler yapıyorsun? Aralarında geçen konuşmayı amcasına atan Aslan, Ati'ye güzel bir ders veriyor bence. Yani bu dizi hem mafyavari geliyor, hem komik geliyor, hem romantik geliyor. Yani birçok duyguyu aynı anda yaşıyormuş gibi oluyorum. İzlerken acaba bir sonraki sahne hangi duygu durumuna gireceğimi düşünüyorum. Bazen heyecanlanıyoruz, bazen sakinliyoruz. Heyecanlandığımız kısımlar güzel geçiyor, güzel anlatılıyor. Ama sakin geçen kısımları çok yavan buluyorum. Gönül kırmasını bildiği gibi gönül almasını da bilen Aslanımız bir gün önce Ekrem'e, yani yanındaki adamlardan biri olan Eko'ya migreninin de etkisiyle sert bir çıkış yaptı. Ama güzel başlayan günümüzde Ekrem'in çok istediği arabayı kapının önüne çekti. Seviyorum böyle sahneleri. Arada güzel oluyor. Devi muayenehanesine geldiğinde koltuğunda Hülya Hanım'ın oturduğunu gördü. Mesaj çok açıktı açıkçası. Sen benim yerime göz dikersen ben de senin yerine göz dikerim. Muhtemelen Devin bu mesajı aldı ama çok umursamadı. Kıyafet değiş tokuşundan sonra Hülya Hanım hazırlattığı evlilik sözleşmesini avukattan teslim alıyor ve Aslan'ın eline tutuşturuyor. Hızlıca bir göz attıktan sonra sözleşmenin ağır maddeler içerdiğini gören Aslan, söz konusu Devin'ken karşı çıktığı bu sözleşmeye çıldırıyor. Tam annesiyle evin içinde haldır haldır çalışma odasına doğru giderken karşısına Leyla çıkıyor ve açıklama yapacağı sırada maalesef abladan okkalı bir tokat diyor. Tabii buna Kaya'nın şahit olması hoş olmadı. Kaya'nın babasının yüzünü sargılı görmesi çocuğun psikolojisi açısından sıkıntılı bir durum. Çocuk zaten konuşmuyor. Geçen bölümde bahsetmiştik. Bu tip olaylar yaşaması da hoş değil. Kısa da olsa Kaya'nın dayısıyla yüzleşmesi ve Aslan'ın Kaya'yı anlaması güzel bir detaydı. Aslan'ın Hülya ile yaptığı sözleşme konuşmasında bu sözleşmeyi Devin'in değil kendinin kabul etmediğini açık açık annesine söyledi. Zaten ilk bölümden beri anne ile olan aralarındaki tartışma hep annenin Aslan'ın hayatına müdahale etmesinden kaynaklı. Hülya Hanım'la olan bu kısa tartışmadan sonra Aslan avukatı arıyor ve sözleşmeyi kendi maddeleri karşılığında değiştirmesini istiyor. Romantik Dubai prensimiz evde Devin'e pilav yaparken Devin bambaşka şeyler yaşıyor. Devin'in muayenehanesine gizlice giren Cihan ellerinde siyah güllerle Devin'den sözde özür dilemeye geliyor. Siyah güllerin hem bu kadar güzel olup hem de bu kadar ölüme mana çıkarması metaforu beni biraz gerdi. Tek derdinin konuşmak olduğunu ve ne Devin'in kendinden ne de kendinin Devin'den bahsedemeyeceğini, bu konuşmaların gizlilik içerisinde olacağını söyleyen Cihan tüm sosyopatlığıyla karşımızdaydı. Bir şekilde Devin'i seans yapmaya ikna etti. Cihan'ın bu tavırlarını karanlık buluyorum. Cihan'la konuştuktan sonra Aslan'ın evine dönen Devin güzel bir şarkı ve masayla karşılaşıyor. Birbirlerine söyleyecek şeyleri olduğunu söyleyen çiftimiz bir anda romantik dakikalar yaşarken araya giren telefon bildirim sesiyle konu yarım kalıyor. Cihan'dan gelen mesajlarla birlikte Devin mutfağa iniyor. Şarap açmak için türbüşon aldığı çekmecede evlilik sözleşmesini bulan Devin bir anda çıldırıyor tekrardan. Serenay'ın bağırmadığı ya da çıldırmadığı bir bölüm izleyecek miyiz acaba? Son 3 bölümdür atar yapıp ertesi bölüm barışıyorlar. Hayır, barışacaksınız madem, niye atar yapıyorsun? Sözleşmenin maddelerini hoş bulmayan Devin'e Aslan onu ailesinden ve soyadından korumak için böyle bir sözleşme yapmaları gerektiğini savunuyor. Tabii psikolog gelinimiz dinlemiyor. Güzel başlayan bir günün kötü bittiği bir bölüm sonuyla bu haftayı kapatıyoruz. Karakter analizi için birkaç bölüm daha izlemem gerektiğini düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.